Tahsin Bey ve oğlu Aycan Bey. Aycan mı diyeyim, Yusuf mu diyeyim? Aycan diyorum, Yusuf Yani diyorsunuz. Yusuf kimlikte diyorum Aycan, Aycan. biz Yusuf diyoruz. Tamam Yusuf Bey, günaydın. Yusuf Yusuf diyoruz. diyeyim, günaydın. Günaydın efendim. Sizin de iddialarınız enteresan. Günaydın. Özellikle Ertan şöyle bir iddiada bulunuyor. O gün kavga ettiği söylenen çalışanı. Diyor ki kaybolmadan bir gün önce babası da aradı, siz de aramışsınız. Bak davanı geri çek, bu 9 Ocak'taki dava için diye bunu tehdit etmişsiniz. O da bunu Ertan'a anlatmış. Önce buradan başlayalım, önce böyle bir telefon konuşması gerçekleşti mi? Zaten telefon kayıtlarından çıkar. O gün aradınız mı? Bir başka numaradan aradığınızı söylüyor. Farklı bir numaradan Hayır. babasının aradığını söylüyor. Hayır efendim, biz hiçbir şekilde aramadık. Zaten de konuşmuyoruz. Babam da aramaz. Hasan da bunu iyi biliyor zaten. Orada dile getirmesi gerekir aslında bunları. Ben söyledim zaten Zaten abi. aramış olsak bile dahil Hasan'a direkt iletip bize cephe kurarlardı. Ha yani siz eğer arasaydınız Mehmet Ali Demir Hasan'ı Bunu mı karısı da arardı? bilmesi lazımdı. Ben söyledim zaten hiçbir Hasan'ı zaman da aradı. aramadı. Niye Ertan'ı arasın? Ertan'ın önünde olsun. Ben O bunu Ertan dile kim? getirdim az önce de. Bunu Ertan dile nereden getirdim zaten. bilsin? Bizim Bilmiyoruz. davamız var. Ertan kim? Nereden bilsin? Ertan kim? Birini tanımıyoruz. Ertan bir Senin elemanmış. çocuğunla, onun çocuğunla aynı sınıftalar. Abi ben Ertan'ı Ertan'ın bile ismini tanımıyorum. bilemem. Haberimiz Altı yok bu böyle. Ertan, bu hangi site, bir sitenin yanında çalışıyorlardı. Onun bekçisi var. Mehmet Ali söyledi ki Ertan'dan uzak kal, bak başına bela olacak. Kim kime dedi? Mehmet Ali Dün bu oradaki duyumu ben de aldım. Evet. bu bekçi Mehmet Ali söylüyor ki bak Erkan'dan dikkatli ol, başına bela açacak. Çünkü bu daha önceden çalışıyordu beraber. Evet, dün bu Çalışmadığı duyumu ben aldım. için uzaklaştırdı kendisini. Bu da onların akrabalarından yani o çevreden gene. Yok Onun Ertan'ı soyadı geç, tanımıyoruz. bunun soyadı geç. O zaman bütün Peki bir genç ailesi şey. bizim Siz daha iyi akrabamız mı biliyorsunuz, oluyor? Hayır Ertan'ı tanımıyoruz. Tanıyorsunuz Hayır tabii ki, tanımıyoruz. tanıyorsunuz. Tanımıyoruz. Nasıl tanımıyorsunuz? Senin çocuğunla onun çocuğunla nasıl aynı Peki sınıfta olduğunu Ertan nerede biliyorsunuz? oturuyor? Ya abi ben bütün velilerin ismini tek tek bilmek zorunda mıyım çocuğumla Ertan gidenlerin? yok Kavga böyle bir eden şey. çocukla senin çocukla aynı onun çocuğu değil mi? Abi Ama da nereden duyunu bileyim? aldım ben. Tamam kavga Bir etti çocuk ama dakika. ben velilerin Yani ismini o nereden yüzüğü bileyim? yolunda... Ben kesinlikle okula gitmedim. Eşim getirdi o okuldan Hayır bak bir çocuğu. şey soracağım. Şimdi senin çocuğunun yüzünde bir tırmık izi var diyordunuz ya. Tırmık değil. O okulda bir arkadaşıyla oyun oynarken bir itişme oldu. Bu okul kayıtlarında da Çocuk var. işte Tamam, burada. o çocuğun Ama babası bak kim bir acaba? dakika. Bir dakika Bilmiyoruz. arkadaşlar tek tek konuşun. Bak sen okulda itişme başka bir şey. Muhtar Can Bey'di değil mi? Evet. Can Bey'in söylediği bu çocuğun suratında 5 tane tırmık izi vardı diyor. Müge Hanım çocuk işte burada. Çocuk burada, okul kayıtları da var. Öğretmenlerin gözünün önünde olan bir olay Hayır, bu. tırmık orada mı olmuş? Okulda. Tamam Okul okulda olmuş, bahçesinde, tırmık evet. olmuş. Tamam Tırmık değil, duvara sürtülme galiba. Öyle söylendi bana. Tamam senin oğlunun tırmığını da bu şimdi o gün kavga ettiler dediğimiz Ertan'ın oğlu mu yapmış? Bilmiyorum. Ben Veli'yi tanımıyorum. Siz Bir öyle tek mi? Siz öyle mi ben duydunuz? öyle duydum evet. Ben Veli'nin ismini bilmiyorum. Oo! Ki şöyle bir şey var. Ben okul öğretmenle görüştüğümde Tamam çocuğun bir şey soyadı farklı. Genç değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Git çocuğuna şurada kim itti diye sor o zaman. Yunus yani ben vermek istemiyorum. Küçük çocuk. Ormanlardan. Siz nereden Ve duydunuz onu? öğretmen de özellikle bahsetti. Bu Bir tane elektrikçi var. Ekrem adında. He. Eğer onun bağlantısıyla bağlanabilirseniz o He. size açığını söyler kimle kimle konuştuğunu. Niye Çocukla Ertan? ilgili mi? İşte çocuk. Burada çocuk. Mehmet Ali ile beraber çalıştı. O gün Mehmet Ali ile beraber Çocuğu zaten. getirelim. Daha senden da benden Ya daha iyi sürekli bilir. bak, işi dışlılar zaten. Ama bir Ekrem'le şey söyleyeceğim. muhtarla. Ya gerçi bunu da gördük ya. Olur mu diyecektim ama işte oluyor. Bizim de görmediğimiz kalmadı ki. Allah Evet. beterinden saklasın daha da. Amin. Yani hani çocuk Ya kavgasından da o gördük adam neler eğer olduğunu. Şimdi o olur mu diyecektim ama saatlerde oluyor. dönüşünde eğer yanında iki kişi görünüyorsa o kişi de zaten o mevkide oturuyor. Yani şüphe de orada çekiyor. Şüphelisin sen. Şüphe tabii ki. Ya Sizin abi ben bir evinizde bir şey sürü sorabilir arazi miyim boş Müge var. Hanım? Buyurun, buyurun. Peki gizli bir tanık çıkmış. Benim bu lafları söylediğime dair iddialarda bulunmuş. Ben bu iddiaları ona söylemedim. Öyle bir kişiyi tanımıyorum. Ayrıyetten ben komşularımla oraya gittim. Bizim sohbet ediyorduk. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye bir iz bulundu mu falan gibi konuşmalar yapıyorduk biz.
O kişi nereden biliyor ben oraya gittiğimi, ben bunları konuştuğumu? Nasıl biliyor, beni takip mi ediyorlar? Kim sana takip ediyor? Oğlum birisi burada, birisi dün çalışıyor. Bilmem. Hayır, haberimiz de yok. Bugün bana beni bir gün değişik bir numaradan biri aradı. Benim adresimi öğrenmek istiyor. Neden? Kim aradı? Bu numara nereden? Ben nereden bileyim? Ben buradayım. Sana söylemiyor ki canım. Sen niye kendi üzerine alınıyorsun şimdi? Sana söylemiyor ki. Benim adresimi öğrenmeye çalışıyorlar ama kimse benim adresimi bilmiyor. Sorsaydın, polise verseydin numarayı. Sordum. Ben kaymakamlıktan sizi arıyorum. Sizin adresinizi yenileyeceğiz falan filan gibisinden. Olabilir. Yok, gelmenize gerek yok. Ben gelirim dedim. Yerinizi söyleyin. Hayır, teşekkür ederim. Kapatın lütfen. Sonra daha sonra ararız sizi. Tamam, niye öyle bir şey yapıldığını düşünüyorsun? Yani şimdi Mehmet Ali'den sonra sana da mı zarar vermek isteyen birileri olduğuna inanıyorsun? Yani artık böyle şüphelenmeye başladım ben. Tamam, ne ikinizin ne gibi bir ortak düşmanı var? Anladığım kadarıyla siz zaten birbirinize düşmansınız. Hayır, ortak bir düşmanımız yok. Hmm. Tamam, yani... Mehmet Ali'nin bayağı bir düşmanı vardı. Çünkü herkesle tartışıyordu. Anladım. Şimdi önce o zaman sırayla gidelim. Şimdi diyorsun ki bu parmak izi mevzusu benimle alakalı değil. Ben böyle bir şey söylemedim diyorsun anladığım kadarıyla. Doğrudur. Anladım. Evet, söylemedim. Peki Meryem, nereden niye şüpheleniyorsun? Yani o evde kalmalarından niye şüpheleniyor? O evde bir şey olmuş olabileceğinden neden şüpheleniyorsun Yusuf'cum? Peki Meryem sessiz kalmışsa... İlk günden Hasan yerine neden Meryem sizin yanınıza gelip de ihbarda bulunmadı? Bana şöyle bir şey söyleyeyim. Dün de Ali abiye de söyledim. Bana dediler ki çocuklarını bırak öyle gel. Benim 4 aylık bebeğim var. Daha süt emiyor. Ben o 4 aylık bebeği bir yere bırakıp da nasıl geleceğim ben bu programa? Ay valla geçen hafta gelenler yeni çocuklarıyla gelmişlerdi de. Ben başvuru yaptığımda ilk seferinde ben yengeye söyledim. Hı. Ama ne dedim bana? Ben söyledim kendisine, yenge bak. Çocuklarını annengile bırak, bir şekilde yap. Kalmaz, bu çözümü bulalım. Çocuklar. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Neyini düşüneceksin? 4 aylık bebek abla. Ya tamam bebeğim ama bu olay çıkması gerekiyor. Kim emzirecek o bebeği? Ha? Sana orada evlenme teklifi kimse etmiyor. Kalkıp çocuklar kalmaz kimsenin mücadele yanında. Mücadele etmesi gerekiyor. Kalmaz, abi 4 aylık bebeği kim emzirecek ya? Onun çaresini bulursun. Yok. Kim ben? Ya senin doktor... annen yok mu, baban yok mu? Babanlar mı emzirecek abi benim çocuğumu? Ya canım akıl aldın, var, mantık var ya. Aldın geldin işte. Ama bana nasıl dediler ki bırak zaman? Gel. Bırak gel dedim bana. Senin derdin çocuklar mı, eşini bulmak mı? Benim derdim abi çocukların nasıl... Çaresi bulunur bir şekilde, çaresi bulunur. Düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Neyini düşüneceksin daha? Söyleseydin. Hadi sen bana dedin çocuklarını bırak gel. Zaten bir haftadır bırak. Babalarından haber alamıyor lan çocuklar. Ben işimi gücümü bırakmışım, sadece bu olayın peşine koşmuşum. Sen işini gücünü bırakmışsın. Çocuklarımı ailemi de yolda bırakmışım 4 ben ya. 4 aylık bebeğin mi var abi senin Allah aşkına? Lan benim ailem yolda kalmış ya. Lan biz nerede kalıyoruz? Siz evde kalıyorsunuz, nerede kalıyorsunuz? Nerede kalacak hasallı ev? Çocuklarımı bir yerde ev. Bırakabilirsin. Nerede, sana nerede söyledim de yeğenlerimi bırakıyorum. Tamam, kafaları dinlendirmesi ya. Bir gün bırakıyorum abi, kavga ediyorlar. Ben 4 aylık bebeği nasıl bana yerlerimi bıraktın? Sen kocan için şu anda herkesi ayağa kaldırman lazım. Sen severek evlendin diyorsun. Nasıl severek evlendin? Sen görücü usulü evlendin. Bir. İkincisi, ben sizi ne tanırım, ne babanı tanırım, ne ananı tanırım, ne kimseni tanırım. Kardeşlerini bile tanımıyorum. Sizin evinizi bile bilmiyorum. Yanınıza da gelmiş değilim. Sizinle hiçbir ilişkim de yok. Aralığımız bile yok. Evet, bir kere bile 7 yıllık evliyiz, bir kere bile görücü usulü evlendin. Severek evlendin, sen severek evlenmedin. Görücü usulü evlendin, bir. İkincisi, hayır, senin düğününde, değil. Daha ilk düğününde sen, Mehmet Ali senin için orada düğünü darmadağın etti. Sana kuşak bağlansın diye. Bu her düğünde kuşak bağlıyor bunun. Doğru mu? Onu izah et o zaman. Ne? Anlamadım. Düğünde kavga düğünde olmuş. İkincisi, olay oldu. Eve geldiğin gün, ne olay oldu, düğün günü. Kırmızı kuşak bağlanma hikayesi. Ne demek yani? Bu düğünlerde hani kuşak bağlanır ya gelinlere. Üç tur kuşak üç tur bağlanır. Bir kuşağı abim bağladı. Dediler ki erkek kardeşin de bağlasın. Ha. Eşim yok dedi. Hani o ara bir arbedeşi oldu. Yok, abisi bağlayacak dedi. Niye? Orada bir itişme oldu. Niye, kim bağlarsa bağlasın illaki bağlanacaksın. Niye bunun problemi diyor? Düğünde mi itişme kavga evet, oldu? Evet, düğünde. Kavga oldu.
Hani yani niye ama ya? Mehmet'i sadece... kopardı orada değil Mehmet Ali. Ama niye Keyç, o anlamadı. Yani tüm gelinlere kuşak bağlanır bizim oralarda. Mehmet Ali orada kuşağını o kişinin bağlamasını istemediği için arbede çıkardı orada. Kim bağlamak istedi, kim? Dayısı veya dayısının oğlu diye biliyorum. Neden dayımın ama yani oğlu, neden kızdı? Dayının oğlu, dayımın oğlu. Mehmet Ali niye kızıyor? İstemişti. Ya daha önce dayının oğlu mu istemiş aslında ya, bir Meryem'i? Evet. Sadece evet. Kardeşin de bağlı, tek biliyordur. Kız ben düğüne gitmedim. Senin de dayının oğlu seni istedi, seni gelip eline kuşak bağlı. Hayır abla, Müge Hanım dedi tek bir kız kardeşini sağlar. Hani hevesi kalmasın, kardeşim de hevesi kalmasın diye. Hani bir turda sen kuşağa bağlı. Kardeşindeki dayının oğlundan bahsediyor. O hani şey yaptı. O kardeşime dedi hani. İkiniz bağlayın. İkiniz bir kuşağı. Bir kuşak sen bağla, bir kuşak kardeşim bağlasın gibisinden. Dayının oğlu mu diyor bunu? Evet, o ara işte dayının oğlu. Dayının oğlu ne? Seni istemişler, seni vermemişler. Daha düğüne niye geliyor da bir de kuşak mevzusu? Hayır, mı karışıyor? Hani hevesi kalmasın, kardeşimin hevesi kalmasın diye. Ya bir bağlama, bizim bir tür böyle sen bağla, bir tür sen bağla. Gelinin arkasında kızlar. Tamam, dayının oğlu nerede bu davada? Hiçbir yerinde abla. Dayısının oğlu bağlamak istedi diyor musun? Hayır, bağlamak istedi değil. Ne? O kamera kayıtlarında, düğün kamera kayıtlarında ne, da var. Onun ne alakası? Hani kardeşimi hani sen de git, sen de bir tur bağla gibisinden söyledi. Tamam da dayının oğluna ne yani işte bundan? İşte hevesi kalmasın diye ona kardeşimi. Ne? Ne ya, hevesi ya, ne hevesi Allah. Bu kuşak bağlama abla, bizde bir heves de hani bütün herkes de şey tamam oluyor. Tamam da kızım, seni daha evvel dayının oğlu istemiş mi? Hayır. Öyle diyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle dedi ya şimdi, öyle demedi mi Yusuf? Kesinlikle hayır, öyle istemedi. Bir şey yok abla. Hayır, ben dayısının oğlu onu istedi demedim. Ben istedim, ben söyledim. Onun dayısının oğlu kuşağı bağlamasını istedi. Dayısının oğlu kuşağa bağlamak ben falan istemedi. Dayısının oğlu daha önce istemişti, vermediler. İstemedi. Hayır. Sonra işte benim... Hayır, istemedi. Yani bizim oğlana nasip oldu. Biz gittik, istedik. İstemedi diyor annesi. Böyle oldu. Yani iki kardeş yalan söylüyorlar. Çünkü hayır, hayır, istemedi. Kendilerini düşürmek istemiyorlar. Hayır. Benim rahmetlik oğlumun annesi, biz boşanmıştık ve lakin o bana anlattı her şeyi. Böyle böyle filan. Kendiler ağzından bize söylediler. Filan kişi bizden istedi, biz vermedik. Hayır. Akrabaları bile. Hayır. Anlatan. Şimdi hayır, inkar hayır ediyorlar. Hayır, inkar belki, etmiyorum. Belki, belki Mehmet sever Ali üzerinde on, bak karısı sür küp, sır küpü derler ya. Her şey onda. Eğer o bilmezse hiç kimse bilmez. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.